Herkese merhabalar, Doktor Hüseyin Cengiz. Ben nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Hamilelikte cinsel ilişki konusu çok sık soruluyor, ee, en fazla internette arama yapılan konulardan bir tanesi. Hamilelikte cinsel ilişki aslında biraz böyle şey yapıyor, değil mi? Cinsel uyarım, e, fiziksel olarak rahim alt segmenti uyarıldığı için acaba doğumu başlar mı diye kaygılanılıyor veya düşük olur mu diye. Kadın aynı zamanda orgazm olduğunda acaba e ee, endojen oksitosin dediğimiz hormon salgılanıp da rahimi kasar mı? Kaygılanıyor. Aynı zamanda sperm yani meninin içinde bulunan prostaglandinler acaba doğumu başlatır mı? Bunlar hep tartışılmış bilim insanları tarafından. Ve yine tabi acaba enfeksiyöz ajanlar yani cinsel beraberlik olur da ilişki enfeksiyöz ajanlar bir şekilde bulaşır da bunlar doğumu tetikler mi erken doğum özellikle veya düşüğü? Bunlar hep tartışılmış. Ama Hamilelikte eğer ekstra bir komplikasyon yoksa yani vajinal kanama gibi ya da suların gelmesi gibi cinsel ilişki başından sonuna kadar gebeliğin serbesttir. Yani doktorunuz tabi aksini söylemediği sürece. Çoğu çalışma hem yeni günümüzde yapılan çalışmalar var hem 90'lı yıllardan beri yapılan çalışmalar var. Buraya koyacağım zaten. Cinsel yolla bulaşan bir hastalık edinilmedikçe gebe için söylüyorum. Erken doğum, doğum veya enfeksiyöz komplikasyon riskinde bir artış gösterilmemiş. Yani cinsel beraberlikte erken doğum ya da doğumu başlatamıyoruz. Böyle bir şey olmuyor. Bilimsel olarak en azından bunu görüyoruz. Aynı zamanda pratik hayatımızda da gebelerimiz soruyoruz, onlar bize soruyor. Böyle bir şey gözlemlemedik. O yüzden doktorunuz aksini söylemediği sürece hamilelik sırasında cinsel beraberlik Gebeliğin başından sonuna kadar serbesttir. Herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Umarım bu video birilerinin işine yaramıştır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar, selamlar, sağlıklı gebelikler diliyorum efendim.